arkadaşlarımla oluyorum ama dikkat edeceğim tabii bu 2-3 gün içerisinde mecbur. Kaç yaşında çocuklar? Şu gördüğümüz omurda. Şuraya bakın, siz de orada görüyorsunuz herhalde. Bakıyorum, ben de çıkıyorum. Şurada. Şu işte kalp. Bu da iyi. Aynı aradan zor geliyor. Bak, neresini geçiyorsunuz? Ben seni. ...33-34 yıl önce bizim yine Ege Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalar ancak infertil hastaların, yani çocuksuz hastaların belli bölümüne yararlı olabiliyordu. 1985 yılından itibaren çeşitli yabancı ülkelerde bununla ilgili eğitimler aldık ve netice itibariyle Türkiye'deki ilk embriyoloji laboratuvarını kurduk. Bunun için de tabii 2,5-3 sene civarında çeşitli deney modellerinde çalışmalar sürdürdük. 1988 yılında Türkiye'nin ilk tüp bebek merkezi Ege Üniversitesi'nde ruhsat almış oldu yaptığımız çalışmalar neticesinde. Ve 1988'in Haziran ayı itibariyle biz faaliyetlerimize başladık. İlk çocuğumuz ise yine 18 Nisan 1989'da dünyaya geldi. İkinci ikizlerimiz oluyorlar, ikinci çocuklar da. 2 Mayıs 1989'da dünyaya geldi ve o zamandan bu zamana baktığım zaman şu anda tam 30 sene oluyor bu faaliyetlere başlayalı. 30 sene içerisinde yaklaşık 20 bin, hatta 20 bini aşkın
çocuk merkezimizdeki faaliyetlerden dünyaya gelmiş oldu. Ülkemiz belki 10 sene geriden başladı bu tedavi için, ancak şu anda geldiğimiz noktada dünyanın en ileri ülkeleriyle birebir yarışabilir konumda. Geçmiş 30 sene içerisine baktığım zaman gebelik oranlarının %10-15 arasında olduğunu söyleyebilirim. Ama günümüzde yaklaşık bir çift için, uygun bir çift için %45-55 bandında bir gebelik elde etmek mümkün. Ancak bu çiftler bu tür tedavileri sadece bir uygulama için düşünmemeli. 3 belki 4 uygulamayı göze almalı. Bu 3 ya da 4 uygulamanın sonunda tabii ki uygulanabilecek çok çeşitli yöntemler var. Değişik imkanlarımız var. Bunların sonunda %70-75'e kadar varan gebelik oranlarına toplamda sahip olabiliyoruz. Ülkemize ve kendi merkezlerimize de diyebilirim, yurt dışından çeşitli ülkelerden hastalar geliyor. Ülkemizdeki nüfusa baktığımız zaman nüfusa oranla yaklaşık 1 milyon 200 bin çiftin şu anda tüp bebek tedavileri veya buna bağlı teknolojiyi kullanması gerekmekte. Ancak ülkemizdeki sayılara baktığımızda senelik bazda yaklaşık 80 bin civarında çiftin ancak bu tür tedavilere girdiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla daha erişilebilir olması durumunda ülkemizde daha bu teknolojiden yararlanabilecek çok çift var. İşin başlangıcında aşağı yukarı herkese aynı tür tedaviler uygulanırken artık günümüzde bireyselleşmiş tedavi protokolleri ve bireyselleşmiş tedavi yaklaşımlarını sunuyoruz hastalarımıza. Yani bir kadının yumurtalıkları çalıştığı sürece, yumurta elde edebildiğimiz sürece, erkekten de sperm elde edebildiğimiz sürece, rahim iç tabakası arzu ettiğimiz minimum kriterlerde olduğu sürece bu çiftin her zaman gebe kalma şansı mevcuttur.